Sevgili arkadaşlar, gönül dostlarım, Allah'tan izin olursa 2 günlüğüne İzmir'e gidiyoruz. İnşallah geriye sağ salim döner geliriz bahçemize. Şimdilik evimiz Allah'a emanet olsun. Bahçedeki nimetlerden, elimizde olanlardan el birliğiyle topladık, bakaca yerleştirdik. Doğal diye çayırcadan 2 koli yumurtalı verdik Kevser'e. Şunda eşyaları var, domatesleri topladık. Ve İzmir'e çıkmak için bakacak konuldu. Yola çıkıyorlar. Böyle yavruma patatesdir, şudur budur doldurduk inşallah. Elimizde olanlardan. Özlem burada ya, ona her zaman alıp yedirebiliyoruz, götürebiliyoruz. Kevser uzakta olduğu için böyle özene bözene hazırladık bakacak inşallah diyoruz ve hadi bakalım Allah'a ısmarladık arkadaşlar. İzmir'de görüşürüz, İzmir'deki bahçede. Kendinize iyi bakın. Köy yollarında çok dikkatli olmamız lazım. Hayvanlarla karşılaşabiliriz. Hızımızı keserek devam etmemiz lazım. Hayırlısıyla belasız kazasız gidelim. İnşallah selametle gidip gelelim, dönelim evimize diyoruz. Bize hayırlı yolculuklar, dua edin arkadaşlar. Güvercinli karpuzunun özelliği nedir abi? Bu şehitlioğlu karpuzu. Tadı da güzeldir. Güvercinlikle aynıyız zaten, yan yanayız. A, güvercinlik şey değil mi? Güvercinlik ya. E, ama şehitlioğlu diyor. Hayır. Komşuyuz zaten, şimdi aramız 5 kilometre. Hı. Şuraya yani koyayım orada. Neyse dur. Yeterli mi 3 karpuz? Yeterli. Yeterli. Arabada koyacak yer bulamadım. Arabada yer yok, dolu. Akmış gibi olsun. Büyük bir ya, büyük bir tane. Güvercinlik karpuzu. Adet olarak 5 tane al Şahin. 2'şer 2'şer çocuklara, bir tane de kendimize. Bu 3'ü ha. Maşallah. 16 tane. 16 tane paketi. Usta kaç tane verdin sen bunlara, kilosu bana? 500 alıver abi. 500. Usta sen kaç tane verdin bunlara bize? Köyde kaçta? 50 kilo olsa 8 kere 5 40 yapar. Ekin 60 yapıyor. Hadi kolay gelsin. Ya oğlum, hadi oğlum. Hadi bakalım. Bereketini gör. Şahin, güvercin karpuzunu kaçtan aldık? 10 liradan verdi. Çok şükür, bin şükür. Allah'ıma, İzmir'deki evimize gelebildik, geldik. Selametle, belasız kazasız geldik Allah'ın izniyle. Kendi yiyeceğimiz sebzeleri eve çıkardık. Gelir gelmez üzerimi değiştirdim, dış balkonları yıkadım. Ben balkonları yıkarken Şahin de, hani 2 gün kalacağız ya burada, kendimizin yiyeceklerini buzdolabına yerleştirdi. Kevserlere getirdiklerimizi veremedik. Metin'le Kevser ikisi de işteler. O yüzden izin alıp gelmeyin dedik. Hatta Metin oğlumuz dedi, geleyim anne dedi. Yok yok, gelme, izin alma. Hani akşam hem gelin bize, biz de yemek yiyelim, hasret giderelim, hem de aldıklarımızı götürün gidin dedik. Öyle daha güzel oldu arkadaşlar. Hani çok önemli bir şey olmayınca izin almasın istiyoruz biz çocuklar. Onlar da o kanıda zaten. Güvercinlikten karpuz aldık. İşte bayağı aldık yani, hemen hemen 60-70 kiloya yakın karpuz aldık. Kevser'le Metin'e aldık. Özlem'le Yakup'a götüreceğiz. Kendimize aldık. Evi Özlem giderken de tertemiz temizlemiş, paspas çekmiş, silmiş, süpürmüş, mis gibi yavrum bırakmış. Biz önce gittik köye, onlar bir hafta sonra geldiler. Hal böyle olunca birazdan böyle bir süpürgeye tutar toz alırız. Tozlanmıştır tabii, 3 ay olduk biz gideli. Ondan sonra da inşallah dağdaki evde Kevser'lerle buluşacağız. Bakalım, bahçeyi ben merak ediyorum Kevser dedim. Anne dedi, haftada bir kere ağaçlara su verdik ama sıcak çoktu. Suyu akşam veriyoruz, sabahında sanki vermemiş gibi oluyor. Bir de Metin yurt dışına göreve gitti. Benim de arkadaşım rahatsızdı. Ben de tek başıma çalıştım. Yani arkadaşımın işi de bana kaldığı için bir 10-15-20 günde bahçeye uğrayamadık dedi. Tabii çok haklı çocuk. İyi yaptın kızım dedim. Şimdi diyor ki, anne ben, biz sizden önce gidelim de oradaki bahçeyi bir sulayalım mı dedi. Sulama dedik. Biz gelir sularız dedik. Yani yavrum işten çıkıyor, çok sıcakkanlı, çok candan. Metin de öyle, koşturuyorlar ama çalışan insana zaten ne diyebiliriz ki biz. Ha, şimdi şöyle de diyen oldu. Geçen seneden önceki senede çok berbat olmuştu. Bahçe kurumuştu. Hatta ottan artık ot buramıza çıkmıştı. Bu sene temiz. Olan otlarını biz gittikten sonra Kevserler yolmuş yolmuş atmış sağa sola.
Yani yavrum ama ne yapsın yani, yurt dışına göreve gidiyorlar, projelerle uğraşıyorlar, bir sürü iş güç yani, sabah 8'de gidip akşam 5'te geliyorlar, eve iş getiriyorlar. Yani biz onlara bir şey diyemeyiz. Kuruyan bahçe olsun, ağaç olsun, hiç önemli değil. Sesim de biraz gitti, arabanın kliması çarptı herhalde. Bizim burada Gaziemir'de çok mağaza var. Her şey elimizin altında. E-bebek var, Şirin Bebe var, Can Bebe var. Var da var yani, bir sürü daha ismini bilmiyorum. Civil var. Yani hepsi böyle Optimum'un karşısında Gaziemir'de. Oralardan inşallah böyle. Çocuk kıyafeti satan mağazaya geldik. Çok seçenek var burada. Tabii ki de Şapane, Simav gibi değil. Bu mağazada bulamazsak istediğimizi başka bir mağazaya geçebiliriz. Şuna bak, birbirinden güzel, çok güzeller. Alt kat sadece çocuk kıyafetiyle dolu. Üst kat da gene öyle. Her şey var, her şey. İstediğimiz her şeyi seçip alabiliyoruz. İşte bu yönü çok güzel. Polen bebeğe mevsimlik pijamayla zıbınlar alacağız. Şöyle ikili pijama takımı. Yeşil şu şekilde. Bunlar ikisi bir arada. Fiyat olarak tanesi şöyle arkadaşlar ve 3 yaş alıyoruz. Çünkü aldığımız her şey çok küçük geliyor. Bir tanesi de böyle renk olarak. 2, 2. Ben bunları seçtim. İnşallah Şahin de beğenirse alacağız gari. 3 yaş. Bakın. 3 yaş. Tam yaşında alıyoruz. Makineye girdi mi ikinci kez giydiremiyoruz. Siz de öyle yapın. Büyük alın. Çocuğa büyük alırsan bol gelir ama bir iki ay sonra denk geliyor. Suda da çekiyor bununla. Bluzların tanesi de aynı. Şöyle. Pijamalar da aynı fiyat. Çok büyük gelir mi de biraz da makinede çeker. Böyle ayırdım güzel güzel, inşallah güle güle giysin yavrum. Sağlıklı günlerde giysin. Huzurlu mutlu olsun. Kalbine iman da olsun. Zıbınlar, pijamaları aldık. Krem, bez, mama kaldı. 5 numara yüzlü paket arıyoruz. Bulamazsak başka markada alabiliriz. Her markada polene olmuyor, pişik yapıyor. Burada seçenek çok ya. Başka mağazadan buluruz. Polene alışverişi yaptık. Geldik. Şimdi arabanın koltuklarını yatıracaklar. Metin oğlumuzla Şahin. Ben ayarlayayım. Sen yatırın bakalım. Ben sana zor olacağım. Söyleyeceğim. Bırak sen. Vay, yaptım yaptım. Yatıyor yatıyor. Bizim beyaz araba daha yüksekti. He. Beyaz araba daha yüksekti daha değil mi? Yüksekti ya. Hı. O nedir? Şimdi bir kere bu arabanın koltukları kirletmemesi için bunu açacağız. Yeni mi aldın onu? Bunu mu? Hı. Ben yeni aldım. Ya iyiymiş ha ki. Koltuklar kirlenmesin. Çoğu iyi düşünmüşüm. Değil mi? Her şeyi düşünmek lazım değil mi Metin? Ya, tabii. Dur öteki koltuktan tutayım. Neden? Kiraz da ama iz bırakıyor. Hey. Kiraz da diyorum, iz bırakıyor ama. İz bırakıyor oğlum. Yani. Kevser teyzesi Polen sana biber toplayıverdi ya. Şimdi Polen'e cicikler aldık. Ya. Bak. Don aldınız. Aldık teyzesi, bakabilirsin. O da don. Ana, yetmiyor. Anne, onlar çok büyük ya. Büyük değil kızım, büyük vallahi değil. Büyük ama değil, cicikler büyük olur, değil. Olur anca olur. Şey anca oluyor. Zıbın. Zıbın aldık 4 tane. Şura koyabilirsin bizim. Tamam. Zıbın. Zıbın. Hı. Donlar. Hı-hı. Don, iki tane daha. Ha, 4 don aldık, 4 de zıbın olacak herhalde. Geleceğim geleceğim, siz sarı boyun. Allah'ım zıbınlarının güzelliğine bak. Beyaz beyaz aldıydık da olmuyor zıbınları. O da mor zıbını. Böyle polene çiçekler. Böyle koyalım. Koy kızım. Koy. Poşete. Krem aldık işte. Aha, bez aldık, mama aldık. Tabii ki. Kremi. Pantolu, mamaları. Oh, mamaları. Orada bulunmuyor anneciğim. Aynen. Bulunmuyor. Az az. 200 gram bulunuyor. Neyse yan yana koyalım. Bakın sonra düşen yerine bakarız. Nereden düşmüşken. Kızım, kızım üstünü batırırsın, bırak biz sularız yavrum, bırak. Bir şey değil, dibini atıver kızım, ben onu, ha, neyse orayı. Limonu suluyor, kıyamam ya. Telik vereyim yerine. Eline sağlık. Kevser, sağ olun. Ey kızım.
Gel sen buraya üstünü batırırsın. Gel biz sulayacağız onları. Gel. Bu cevizip nerede çekim? Köyde mi? Sim aldı oğlum. Firuze diyor sana. Hadi bakalım. Gülşen abi diyor bunu sat diyor. Niye uğraştırıyorum öyle? Evet ya. Cimicip. He, cimicip'i sat diyorum ben. Niye uğraşıyorum diyorum. Bekle baba. Bekle baba. Bekle. Metin. Tamam. Sağ ol oğlum. Sulamışsın ha. Limonları falan. Allah razı olsun. Eline sağlık. Ha. Kevser. Elleme kızım bak üstünü. Tamam. Mesela ya Kevser. Bırak güzel üstünü çamur edeceksin. Tamam yapayım. Limon sulandı çek. Kızım. Kevser. Ya bırak dedim mi bırak işte. Gel. Bırak. Tek tek sağlayacaksın galiba uzman değil mi? Çıkaracaksın içine borular tek tek sağlayacaksın. Bak cimicip'le çekim yapmak için kamyonat veya minibüs evet, şart. Evet içine duracak yendirip bindirmeyeceksin. Yendirip bindirmeyeceksin adamı öldürün. Alacağız öyle bir tane Toros. Transit. Transit kapalı. Transit diyor bak. Duracak içinde. Metin biliyor ha. Tamam süper oldu. Oldu oldu mis gibi oldu mis gibi oldu. İnce ötekinleri yanlarına koyabiliriz galiba. Kızım hiç bahçe sulayacağım diye uğraşma Kevser. Çalışan insansın. Dursun, yoruluyorsun. Bir sürü proje işin gücün var. Bir de bizim bahçeyle uğraşma. Annem sen işin gücün bahçemi senin bir sürü işin var. Ben çalışanın halini biliriz biz. Tamam şöyle. Mis. Metin. Kapıyı kapat bir zahmet baba. Ay yavrum üstün ıslamışın ya Kevser. Ya. Tuttum bir kere ama bunlar güneşten böyle yanıyor anne. Annem onlar susuzluktan değil. Aynen. Bu sene afet yengi gibi sıcak oldu ya. Evet. O yüzden kızım o yüzden. Vallahi. Üzümleri kesin Kevser yengi kızım. Erkek bana yıkayıveren böyle ye çok güzel. Babam yedim şimdi. Buyurun. Hani yemedin ya kızım. Şişede salamura bağ yaprağı vardı bayağı bir şişmiş. Hiçbir şey olmaz. Bir şey olmaz böyle. Ha, kapat gay suyu gitmesin. Hızlı, hızlı davranmak daha mı doğru oldu? Biz olsak yavaş yavaş aşağıya. Bağ yaprağı, salamura. Bunu Elticam verdi bana. Ay, Nebime olsun. Verdi. Sağ olsun. Halacığım teşekkür ederim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Yengeciğim. Allah razı olsun. Şükrü amcanın eşi verdi bunu. Ha, öyle mi? Ha, ha yengeciğim. Ha, Zeliha tamam. Sana şişeyi göndermişti. Ha tamam. Zeliha da çok sever isteği verir. Nebime yengeciğim çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ha, tamam kızım. Ha, iyi. Allah razı olsun. Hadi, güzel oldu. Hadi bakalım güle güle sar annem. Hadi güle güle sar. Dikkatli olun anne. Annem hadi köyde tamam. Görüşürüz. Yolunuz açık olsun. Hadi Metin oğlum hadi Allah emanet tamam, ol. Evet, tamam. Eline sağlık. Sarı verdin babana. Evet. Sağ ol. Evet, Allah size bakın. Hadi. Ha? Amin hadi amin. Hadi güle güle. Hadi. Metin oğlumuz Kevser kızımızla buluştuk. Cimicibi Şahin'le arabaya Metin sardılar. Çünkü daha önce Şahin'le ikimiz de sarıp indirebiliyorduk. Şimdi benim dizde problem olduğu için ben yük kaldırmayayım diye sağ olsunlar, var olsunlar, Allah razı olsun. Allah'ım güçlerine güç katsın yavrularımın. Metin oğlumuz da koşa koşa geldi. Zahmete katlandı, sardılar yani. Şunu diyebilirsiniz. Ülker abla, bahçeyi orada mahalleden birine versen, onlar sulasa baksa, hem içindeki meyveleri yiyip içse. Bunu daha önceki yıllarda bahçe çok kötü olmuştu gerçekten. O yıl demiştiniz, neden birine vermiyor? Çok insana verdik, anahtarı verdik, bakın diye verdik. Fakat her tarafta, her köylerde olduğu gibi bizim mahallede bahçeye bakacak insan gerçekten yok. Züleyha'nın eşi vardı, Yahya Bey. Ona veriyorduk, o suluyordu, o biçiyordu geçmişimiz yıllarda. Onlar Konya'ya gitti. Herkesin orada bizim kadar bahçesi var. Kendi bahçelerine zor bakıyorlar. İşte onlar da benim yaşımda. Yeniler, gençler zaten işe gidiyor. Bahçeye bakıyor mu yeniler şimdi? Yeni yetmeler, yeni gençler toprakla, bahçeyle uğraşmayı seviyor mu sizce? Bu bir gerçek, sevmiyorlar. Sevmiyorlar, herkesinki sevmiyor, herkesin çocuğu sevmiyor. Ben yine Rabbime çok şükür ediyorum. Hem çalışıp hem gelip bizim bahçeyi suluyor benim çocuklarım. Allah razı olsun kendilerinden. Metin olsun, Yakup olsun, Özlem olsun, Kevser olsun. Biz bir yere gittik mi sulayın, şunlar yapın dedik mi? Yapıyorlar. Buna da çok şükür yani. Bunu yapmayan gençler var. Annesinin babasının söylediğine rağmen çeşmeyi açıp da bir çiçeğe sulamayan insanlar biliyoruz biz. Yani bu bir gerçek yani. Hani biz anahtar vermiyor,
bakacak kişi bulmuyor değiliz. Buluyoruz ama herkes kendi bahçesine bakamıyor zaten, bakılmıyor yani. Yahya bir Allah razı olsun o bakıyordu hakikaten, neyi bakıyordu? O da Konya'ya gitti yani. Yok, böyle oldu işte. Bahçe turunu bir dahaki videoda bahçe turu yapacağız. Bugün geç kaldık, bahçe turu yapamadık arkadaşlar. Cibi cibi sardılar Metin'le Şahin. Şimdi Kevser'lerin eşyalarını arabalarına indirdik. Onlar evlerine gitti. Biz de inşallah Tavukçu Mehmet'e akşam yemeğine gideceğiz. Bizi çağırdı. Çağırılan yere gidilir diyoruz. Biz de böyle gidelim inşallah dedik. Onlar da mutlu olsun. Biz de mutlu olalım. Hem hasret giderelim diye böyle. Başka bir şeye daha değineceğim bu videoda. Gönül dostlarım. Ülker abla, neden yasaklı reklamları videolarında çıkarıyorsun? Neden işte boykot ürünleri senin kanalında, videoların arasında reklamda çıkıyor? Neden buna müsaade ediyorsun diye hemen hemen 10-15 kişiden yorum aldım. Özelden de söyleyenler oldu, telefonla da arayanlar oldu. Telefonla arayanlara açıklık getirdik. Şimdi buradan buna açıklık getirmek istiyorum arkadaşlar. YouTube'da kesinlikle reklamları biz seçmiyoruz. Böyle bize bir yetki vermiyor, bu izini vermiyor YouTube bize. Kendisi yerleştiriyor. Hangi reklamı oynatacaksa onu oynatıyor videolarda. Bizim elimizde bir şey yok. Yani biz buna müdahale edemiyoruz. Biz videomuzu çekiyoruz, editleyip yüklüyoruz. Eğer telifli bir şey varsa videom veya videonun içinde, YouTube onu zaten bize sormadan bazen kaldırıyor. Bazen de telifli bir şey yüklemişiz de bize ceza veriyor yani. Kanalı kapatma gibi, kanalı askıya alma gibi, reklamda bizim bir hani yerleştirme gibi, bizim seçeneğimiz yok. Siz ben ne demek istiyorum anladınız. Kesinlikle hani biz reklam seçemiyoruz. Şu reklam oynasın benim kanalımda, bu reklam oynasın benim kanalımda diyemiyoruz. Reklam konusunda haklı olabilirsiniz ama bizim elimizde bir şey yok. Bize bırakmıyor YouTube. Tekrar tekrar söylüyorum bak, anlaşılır olsun diye. Biz reklamları seçmiyoruz, bize bırakılmıyor. Şu reklam oynasın, bu reklam oynasın deme gibi bir şansımız olsa, bize sorulsa tabii ki de. Tabii ki de biz de istediğimiz reklamları koydururuz oraya. Ama yok, böyle bir şey yok arkadaşlar. YouTube buna izin vermiyor. İnşallah anlaşılır olmuştur. Ne yapalım, böyle köyden ayrılıyoruz. İşte yollarda eve geldik. Şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Biz günlük video çektiğimiz için, sizler de bizleri merak ettiğiniz için bu reklam konusuna da bayağı bir çok eleştiri, yorum aldığım için hem açıklık getireyim dedim, hem de bugünlük de böyle bir videonun sonuna geldik. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın gönül dostlarım. Sevgilerle kalın. Akşam sabah biz zaten köye geri döneceğiz. Buradaki işlerimizi hemen hemen hallettik sayılır. Bahçe sulama işi kaldı. Bir şöyle iyice dedik, bol bol sulayalım. Bahçe sulama da 6 veya 7 saat sürüyor arkadaşlar. Sanki işe gitmişin, işten gelmişin gibi. Bizim o ağaçların göllendire göllendire sulamamız 7 saat sürüyor. Düşünün ki bunu çalışan çocuklar nasıl sular, nasıl yapar? Hiç mi dinlenmeyecek gençler? Yani sakın hakikaten çocuklarımı eleştirmeyin. Neye bakmamış Kevser, Metin demeyin. İyi mi arkadaşlar? Yarın bahçe tur yapacağız orada. İşte kazılacak bir şeyler var, onları kazacağım. Şahin sular, ben de içeride bir şeyler falan yaparım. Öyle geliriz. Yetiştiremezsek bir güne, ikinci günde bir yarısını sulayabiliriz. Yani uzun sürüyor çünkü. Görüşürüz. Kocaman kocaman size kalpler gönderiyorum. Sizleri çok seviyorum. Allah için seviyorum. Kocaman samimiyet gönderiyorum. Bay bay, hoşça kalın.